Şimdi evet arkadaşlar. Artık resim çekmiyor. Bazı kişiler videomuzu beğenmiyorlar. Ne yapıyorlar? Beğenmiyorlar videomuzu. Böyle yapıyorlar. Bir tanesi sadece yapmış. Bir sürü kişi böyle yapmış. Böyle yapmış bir sürü kişi. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Ama bir sürü kişi izlemiş. Neden good yapmadılar ben biliyorum. Çünkü onlar kötü. Bizim iyilik yapmamızı istemiyorlar. Evet. Şimdi geçen kızımın bana söylemiş olduğu bir şey vardı. Onu size paylaşayım. Kızım bana dedi ki baba dedi biz dedi Türkiye olarak kötü insanlarla dedi arkadaş olalım dedi arabada giderken. Kötü insanlarla Suriye'de savaş olduğunu biliyor duymuş. Ben de hemen döndüm. Şaşırdım tabii. Kötü insanlarla neden arkadaş olalım kızım diye sordum. Kızım bana bir cevap verdi. Ben şok oldum. Şimdi soracağım kendisine. Unuttum acaba bilmiyorum. Sen bana neden demiştin? Çünkü belki onlarla arkadaş olursak ona iyiliği öğretebiliriz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 8 yaşında bir çocuk. Biz burada... Ben de 5. Biz burada... Eskiden böyleydim ama böyle oldum. Çocuklarımıza iyiliği... Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz tabii. Erdoğan'ı seviyoruz diye... Bizim videomuzu beğenmiyorsunuz. Konuşmalarımız belki zorunuza gidiyor ama biz sevgiyi zaten ondan öğrendik. Çocuklarımıza da ibadeti, dini, iyiliği, savaşın kötü olduğunu ve insanların iyilik yapması için, iyi yetişmesi için ellerimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazen öyle şeyler söylüyorlar ki ben bile duyunca şok oluyorum yani Suriye'de o savaş sonrasında çocukların yaşamış olduğu o kötü sahneleri görünce bunları anlatamıyorum yani çocuklarıma. Tabii biz şimdi savaştan uzakta olduğumuz için çok şanslıyız ama onların psikolojisini ve onların yaşantısını Allah kimseye nasip etmesin. Keşke dünyayı çocuklar yönetse. Çünkü her şeyle yetinebiliyorlar, her şeye sığıyorlar, her şeyi anlıyorlar. Onların kafası keşke dünyaya hakim olsa yani. Çıkar, para, maddiyat, toprak veyahut da bencillik, kin, en büyük olma hırsı yok onlarda yani. Çocuklarda en azından. Savaşın bitmesi için çocuklarımdan bile ben bazen duyuyorum ki beni bile şoke edecek kelimeler. Ben bile şaşırıp düşünceye dalıyorum yani 8 yaşında bir çocuğun bu kadar bilgili olmasından dolayı biz de çocuklarımızı geleceğe yönelik hazırlık yapıp dinine, ibadetine, Kur'an'ına, yani dualarına öğrenmesi için, ibadetini eksik yapması için, zekasını daha çok geliştirmesi için elimizden gelen bütün emek ve gayreti sarf ediyoruz. 8 yaşındaki kızım şimdi şu anda Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor. Ve bir sürü de dua biliyor. 5 yaşındaki kızım da Sıbaniki biliyor. 3-5 tane o dua biliyor. O da biliyor yani. Bunlar kalıcı olarak zihinlerine kazındı. Ömrünün sonuna kadar inşallah akıllarında kalacak, yer edecek. Ve bazı kişiler tabii dindar olduğumuz için, İslamiyet'e, dinimize sahip çıktığımız için yobaz deyip aşağılayabilirler ama onlar istediklerini yapsınlar. Ellerinden geldikleri kadar bizim dinimizi, İslam dinini, hak din olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu hak dini biz el ele betet yaşatacağız çocuklarımıza, torunlarımıza. Ve arkadaşlar, kötü insanlar doğayı kirletiyor, sigara içiyorlar, atıyorlar, çöpe atmıyorlar. Böyle cam eşyaları dışarıya atıyorlar, poşetleri dışarıya atıyorlar. İşte kötü insanlar çok kötüdür. Ondan uzak durmalıyız gerekiyor. Çünkü eğer onların yanına gidersek belki bir şey yapabilirler. Bazı kişiler, kötü kişiler de çocukları kaçırıyor. Sonra çok kötü şeyler yapıyorlar. Satıyorlar, ediyorlar.
Şimdi biraz önce kızım yine bana bir şey söyledi. Aklıma geldi o konuşunca. Videomun bir tanesini iki kişi beğenmiş, üç kişi beğenmemiş. İki kişi good yapmış, üç kişi good yapmamış. Böyle yapmış. Kızım diyor ki ne baba diyor, o iki tane good yapan kişiyi ben tanıyorum diyor. Onlar iyi insanlar. Hemen bak, iyi insanlar. Onlar birisi kimin babası? Ali'nin babası. Birisi? Birisi Duygu'nun babası. Duygu'nun babası. Onlar sigara içmiyorlarmış bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çocuklar bile o öyle bilgisayarın başında oturup da ağza alınmadık küfür sarf eden, kendini bilmez ruhsuz insanlara küçücük çocuklardan bir ders olsun yani. O gut yapıp gut yapmayan kişilere küçücük çocuklardan bir ders olsun yani. İnşallah bu sözlerden bir şey anlarsınız. Anlamayın zaten anlamaz da. Ama yine de biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani o kötü insanlar da sevmiyor böyle iyiliği falan. İşte o yüzden güzel yapmıyorlar. Ben de bir keresinde babamın videosunu görmüştüm. Arkadaşımın orada da görmüştüm. İşte ondan sonra arkadaşıma dedim. Bu babamın videosu dedim. Good yapalım mı dedim. O da tamam dedi. Ondan sonra yaptık. Benim telefonum da var. İşte ben de oradan yaptım. Şimdi Songül bir şey söylemek istiyormuş. Şimdi sen de kızım. Kötü insanlar denizi de kirletiyor.